Arkadaşlar sandık geliyor. Ne yapsalar, ne etseler bu işten kaçış yok. Sandık gelecek. Ha bir gün önce, ha bir gün sonra. Sandık gelecek çünkü görünen tablo aynı yangın yeri. Anadolu'da geziyoruz. Türkiye'nin değişik yerlerinde, istişarelerde bulunuyoruz da. Birebir artık biz sadece şöyle dokunuyoruz. Dokunduktan sonra çekiliyorsunuz. Karşı taraf size bütün sıkıntılarını, dertlerini çok rahat bir şekilde anlatıyor. Ha, bazı noktalarda da hala korku da var. Ya kameraya konuşmak istemeyenler var. Kenarını çekip bize tekrar bizimle diyalog kuranlar var. Ama bazıları da var artık gemileri yakmış. Her şey gözü. Artık bir yapacağım bir şey yok benim diyor. Biz sorunları ifade etmiyoruz. Bakınız, altını çiziyorum. Sorunu herkes söyler. Ama o sorunları nasıl çözeceğimizi ortaya koymamız gerekiyor. Yani yönetmeye talibiz. Ülke yönetmeye hazırız tüm kadrolarımızla. Tarım kanunundan gelen çiftçimizin en az %1 diyor alması gereken destek var. Ama şu ana kadar onu hiç vermedik %1 olarak. Onu %40'larda veriyoruz ve %60'ı devletin 2006'dan beri, yani mevcut hükümetin kurulduğundan bu tarafa biriken 211 milyar 500 milyon lirası var. Onu da diyorum bir an evvel çiftçiye mahsup edin, verin. Çünkü kanun önüne geçemezsin. Nasıl bak burada da mahkemeye gidince mahkeme gerekli kararı veriyor. Ben bu karar veren hakimleri de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Demek ki adalet daha devam ediyor. Ülkesini seven hakimlerimiz var, insanlarımız var, yöneticilerimiz var. Çerkezköy Belediyesi'nin yaklaşık 58 milyonluk bir yatırım olacak. Büyükşehir Belediyesi'nin meydan altında yaklaşık 52-55 milyonluk bir yatırım olacak. Tezkere'nin 15 milyon civarında, şu an 15-20 arasında bu cadde, meydan için yatırımı devam ediyor. Yani neredeyse 100-130 milyon civarında bu caddeye ve meydana, meydan altına, meydan üstüne bir kaynak harcanacak. Hem Büyükşehir Belediyesi, hem Tezkere, hem Çerkezköy Belediyesi. Zaman zaman işte o onu yaptı, bu bunu yaptı. Şeylerden sıyırmak adına söylüyorum. Burası üç, daha doğrusu hem Büyükşehir'in hem Çerkezköy Belediyesi'nin ortak projesi. Bu süreç devam ediyor. Sene başından itibaren Çerkezköy'ün en büyük sorunu yağmursuydu. Hızlı yağan yağmurlarla ilgili yılların sorunu biliyorsunuz. Ve geçmiş dönem dahil olmak üzere. Bu dönemde de TESKİ çok ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyor. Tabii ki bunları biz Kadir Başkan'la beraber sürekli bu talepleri yeniliyoruz. Geçtiğimiz aylarda Fevzipaşa Mahallesi'de ciddi bir yağmur suyu inşaatı, özellikle Fevzipaşa'nın arka kısımlarında kalan Bahçeli Camii'nden, o bölgeden toplanan, Güveniş Caddesi'nin arkasından toplanan bütün suların baskına yol açtığı bir süreci yaşıyorduk. Neredeyse o bölge bitti. Diğer sorunun polis evinin arkasıydı. Polis evinin arkasında şu anda inşaat devam ediyor, yağmur suyu inşaatı devam ediyor. Bir de yağmur suyu için kolay bir iş değil. Derin kazılar, büyük borular, yani bugün kazıyorsunuz, 1200'lük, 1800'lük boruları gömüyorsunuz. Yani işi zahmetli bir iş, kolay bir iş değil. Tabii ki inşaat zamanında, sürecinde belli aksaklıklar yaşandı. Bunlar var maalesef, olacak işler bunlar. Ama işin sonunda çok ciddi bir yağmur suyu sıkıntısı sorununu artık korkulur yağmurluktan çıkarmış durumdayız neredeyse. Polis evinin arkası tamamladıktan sonra inşallah bu süreç bitecek. Bir yandan asfaltımız devam ediyor biliyorsun Ayfer Hanım. Evet. Asfalt süreci şu an Meliköy'de. Bağlağa geçeceğiz. Oradan istasyon Mimar Sinan bölgesinin tamamını, yani mezarlık tarafının tamamı, istasyonun da içerisinde de bir belli sokaklar asfaltlanacak. Oradan Ambardere'ye gideceğiz. Oradan Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi polis evinin arkasındayken Ağustos ayı Eylül 15'e kadar da yoğun bir asfalt süreci başlıyor. Sonra soğuk asfalt İhalesi tamamlandı. Pazartesi günü Ambardere'nin bütün ara yolları ve tepede bazı noktalar yapılıyor. İşte Utku Güler Sokak, Fevzipaşa, Cengiz Topel'le Hikmet Uğraş'ı birbirine bağlıyoruz. Derken hızlı bir süreç var. Önümüzde Ceren Bey Camii var. Çerkezköy'ün belki en eski tarihi yapısı vekili. Burada büyük tarihi yapı yok. Çerkezköy'ün istasyondaki en eski çocukluğumuzun Kur'an kursuydu. Ceren Bey Camii. Onun ihalesi oldu bugün. Aksama oldu, bir ihalesi daha olacak.